Hani fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Peygamber Efendimizin işte peygamberliğinden önce bütün Kureyş, yani Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam Muhammedül Emin olarak yad ediyorlardı değil mi? Aslında bütün güzel ahlakın en başı da bu. Yani emin olunmak. Mümin zaten ona deniyordu değil mi? Mümin odur ki emin olunan kişi elinden, dilinden, ayağından, sözünden vesaire. İşte getirdiği din İslamiyet. İşte ona indirilen kitap Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan. İslamiyet mahiyeti itibariyle Üstad Hazretleri Lemaat'ta da öyle ifade ediyor. Yani kelimenin manasından yola çıkarak silm ve selamettir, dahilde niza ve husumet istemez diye orada ifade ediyor. Ve o din de barış esaslı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle. Dolayısıyla hem kendisi, hem dini, hem imanı, hepsini, ahlak-ı haseneyi, el-emin vasfını yan yana koyduğumuz zaman hepsinden çıkan bir mana. Üstad Hazretleri münazaratın en sonunda Doğu aşiretlerinden sorulan bir soru var. Yani evvel emirde bize lazım olan şey nedir diye bir sual soruluyor. Üstad Hazretleri cevap veriyor. Doğruluk. Sonra yalan söylememek. Sonra sıdk diyor. Neden? Çünkü imanın esası sıdktır, küfrün esası kizptir, yalandır. Yalana yer yok. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün halinde, ahvalinde, her şeyinde ömrünün bidayetinden nihayetine kadar hiç yer yok. Hiç yer yok. Ve düşmanlar da ne yapıyor onu? Tasdik ediyor. Bütün ahlak hasenenin kendisinde bulunması. Malumunuz Peygamber Efendimizin işte burada da ifade edildi. İşte Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde 300'den ziyade mucizeleri bahsediliyor. Peygamberliğin nişanesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın, yani peygamberin peygamber olduğu, Allah'a yakınlığının izah ve ispatı yeri geldiğinde o mucizelerle kendisini gösteriyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mucizeleri içerisinde 3 büyük mucize boyutu var. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Azimüşşan. Burada ifade etti. En birincisi Kur'an-ı Azimüşşan. İkincisi o Kur'an'ın terbiye ettiği zat. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani Peygamber Efendimizin zatı mucize. İkinci en büyük mucize o. Üçüncüsü ise nedir? Peygamber Efendimizin mucizeleri içerisinde üçüncü en büyük mucize onun abdiyetinin, o zatının mucizeliğinin neticesi olan Miraç'tır. Üç tane büyük mucizeden.